Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Papara'dan birikim hesabı açmayı göstereceğim. Papara logosunun altındaki Türk lirası kısmına tıklıyoruz. Ardından birikim hesabı kısmı var. Buna tıklıyoruz. Buradan ne ile ilgili hesap açmak istiyorsunuz? Onu girmeniz lazım. Ben buraya kablosuz kulaklık yazdım. Bu arada siz aşağıdaki seçenekleri otomatik olarak seçebiliyorsunuz. Devam et kısmına tıklıyorum. Buradan görsel ekleyebilirsiniz. Ben görseli ekledim. Yani kulaklık resmi ekledim. Devam et kısmına tıklıyorum. Buradan tutarı siz seçebiliyorsunuz. Şu an kulaklığın değeri 378,99 kuruş. Ben 400 TL olarak gireceğim. Hedef tarihi size kalmış. Ben Ağustos'un 15'ini seçtim. Tamam diyorum. Devam et kısmına tıklıyorum. Bakın birikim hesabı kablosuz kulaklık. Para birimi Türk lirası. Hedef tutar 400 TL. Tabii ki bunları siz seçebiliyorsunuz. Siz değiştirebiliyorsunuz. Onayla kısmına tıklıyorum. Evet, işlemi başarıyla gerçekleşti diyor. Evet, ana ekranda birikim hesabını görebiliyorsunuz. Tıkladığımızda burada birikim hesabınıza ilgili seçenekler çıkıyor. Birikim hesabındaki parayı çekebilirsiniz. İsterseniz birikim hesabınıza para da yatırabilirsiniz. Para yatır kısmına tıkladığımızda buradaki papara hesabınızdaki bakiyeyi çekiyor tabii ki de. Çek kısmına tıkladığımızda ise para olmadığı için gösteremeyeceğim tabii ki de. Buradan kart harcamalarınızı atıyorum 199,99 kuruş. Ve Papara hesabınıza atıyorum 200 TL var. O 1 kuruşu bu hesabınıza dönüştürebiliyorsunuz yuvarlak kısmına tıklayarak. Cashback'lerinizi de bu hesaba alabiliyorsunuz. Diyelim Papara'nın anlaşmalı sitelerinden, uygulamalarından veyahut işte yayış yerlerinden alışveriş yaptınız. Birikim hesabınız da gelmiş olabiliyor. Ya da siz bunu seçebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış tabii ki de. Buradan hesabınızı düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz de kapatabilirsiniz yani. Bu tamamen size kalmış. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bu kanalda bankacılık, finans ile ilgili içerikler ve bedava para kazanma ile ilgili tavsiyeler veriliyor. İyi günler dilerim.